Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz seyahat yazarı Sayın Tuğçe Şenbaş. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Elbette. Öncelikle tekrar merhaba. Beni kabul edip bu keyifli sohbeti birlikte yapmak, eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz bu davete icabet ettiğiniz için. Teşekkürler. Tuğçe kimdir? Lise hayatım bittikten sonra hemen kurumsal hayata çalışmaya başladım. Çalışırken de aynı zamanda üniversite okudum. Peki şu anda ne yapıyorum? Yaklaşık 10 kadar ülke, 90 kadar da şehir gezdim. Ve hala da ucu bucağı olmayan hayaller edip gezme planlarım var. Bunun yarını da bu şekilde olacak. Seyahat etmeyi seven birçok insana dokunup onların hayatından bir şekilde geçebilmeyi planlıyorum. Bu yüzden de yazıyorum, anlatıyorum ve okuyucularımla buluşuyorum. Peki, seyahat yazarı olmaya nasıl karar verdiniz? Aslında hiç böyle bir planım yoktu. Yani işte seyahat yazarı olayım diye bu yola başlamadım. Ben sadece gezdiğim, gördüğüm yerleri kendim için not ediyordum. Sonuç itibariyle söz uçar, yazı kalır demişler. O yüzden bu seyahate çıkmadan, yani herhangi bir seyahat planlamadan ve bu seyahatlere çıkmadan gerek sosyal medyada, işte gerekse Google'da gittiğim yerleri sürekli ben araştırıyorum. Birçok insan da aslında araştırıyor. Onlara nasıl öncülük ederim? Nasıl onlara bir yol haritası çizerim? Bu notları onlara nasıl ulaştırırım? Buradan başladı ve kendiliğinden şekillendi. Kendimi bir anda seyahat yazarı olarak buldum. Başladığım noktada da aslında şu şekildeydi. Hani kendime not edip kendi akıl defterimi tutuyordum. Bu bir anda seyahat yazarlığına dönüştü. Evet. Peki kurumsal hayattan ayrıldınız. Evet. Tutkunu olduğunuz yollar hayatınızın merkezine oturdu. Nasıl başladı bu serüven? Şöyle ki, kredi borcu ödeyen, yani ve borç ödeyen ve kurumsal hayatta sabah 8 akşam 6 işte ihracat ve gümrük sektöründe çalışan bir insandım ben. İşte bilgisayarda evrakları girerken insanın kafasında işte Karadeniz'e bakan dağlar, işte mıhlamaya ekmek bassam da o dağları işte içerisinde yürüsem mi, hayal eder mi? Benimki hep etti. Yani ben haftanın 5 gününü 6. gün nereye gitsem diye planlayarak yaşadım bu hayatta. İşte herkes gibi evimden çıkıp işe gelirken hep seyahati hayal ettim ben. Bu noktada dedim ki o zaman oturduğumuz koltuğun arkasına yastık koyup dirseklerimiz kafamızı niye taşıyor ki sabah 8 akşam 6? Yani ben yollarda olmalıyım. Birçok için, yani birçok insan için yollarda olmak hareket etmekti. Benim için yolda olmak durmaktı aslında. Hani vücudum hep o dinamik içerisinde hareket etti. Böyle başladı. Peki, kurumsal hayatınızda bulamayıp da seyahat yazarlığında bulduğunuzu düşündüğünüz şey nedir? Özgürlük. Muhteşem bir özgürlük. Yani şöyle ki, hadi demekle başlıyor aslında her şey Sema Hanım. Bir hadi komutuyla yola çıkıyoruz biz o noktada. Sonuç itibariyle kurumsal hayatta, özel sektörde ve çalışılan bütün her yerde hadi komutu nedir? Önündeki işi bitir demektir bakıldığında. Ama benim hayatımda hadi komutu alevleniyor. Hadi yola çıkalım, hadi şunu yapalım, hadi hayalimizi gerçekleştirelim. Bir sabah gözlerimi açtığımda hadi ya Diyarbakır'a ciğer yemeye gidelim ne devam ediyor. O yüzden çok ciddi anlamda fark var. Bu iki ayrım benim nazarımda çok önemli. Evet. Peki, gerek yazılarınızda gezi paylaşımlarınız başta olmak üzere genel olarak tüm içeriklerinizde samimiyetiniz ve bitmeyen enerjinizi görüyoruz. Bunun kaynağı nedir? Yani bunun kaynağı şu aslında, bu içimden geliyor. Yani durduramadığım bir enerji var. Bundan besleniyorum. Yani bunun için özel bir şey yapmıyorum. Hani sabah kalktığımda işte gözümü açtığımda hadi Tuğçe bugün enerjik bir şey yap değil bu.
Hani zaten enerjik uyanıyorum yani. Hatta dostlar arasında da şöyle hep söylerim ben. 8 aylık ve erken doğumum herhalde hani hiperaktivitemden kaynaklanıyor bu durum. Ama bu böyle bir şey değil. Oradaki samimiyet, o enerji, oradan motive oluyorum ben. Hani bunun için özel ekstra harcadığım bir şey yok. Evet. Peki Türkiye'de birçok yer gezmişsiniz. Evet. Sizin isminizle bütünleşen gezilerinizin başında Doğu Ekspresi geliyor. Evet. Herkes Doğu Ekspresi'ne binebiliyor, gezebiliyor sizin gibi. Peki sizin seyahatinizi farklı kılan şey neydi? Bu konu benim için çok önemli. Öncelikle teşekkür ederim böyle bir soru sorduğunuz için. Çünkü şundan kaynaklı. Şimdi insanlar seyahat etmek isterler ve özgürlük isterler. Yargısız bir ortam isterler. Ben seyahatlerimi yaparken zaten eğlenmek için yapıyorum. Hani bundan bir amaç güdeyim de işte bunun da getirisi bu olsun diye değil. Doğu Ekspresi'ni yapmamın ve bu kadar ön planda olmamın en büyük sebebi yargısız bir ortam. Yani ben yan kompartmanın kapısını çalıp hadi ama oturmaya mı geldiniz, kalkın bir halay çekelim dediğimde insanların içlerinde o eğlence zaten var. Ama sadece ya yargılanır mıyım, acaba biri bende dalga mı geçer güdülenmesi ya da artık orada hani korkusu mu derler, baskısıyla bunu yapmıyorlar. Ama birisi sizi orada fişekliyor ve ben bunu hani birisinden bir şey beklemek için yapmıyorum. Hadi kalkın, hareketlenelim ya, hani oynayalım, eğlenelim, oturmaya mı geldik deyince muhteşem bir ortam oldu. Her yıl Doğu Ekspresi'ni yaparız pandemiden ve ben inanıyorum ki pandemi olmasaydı ve biz tekrar hadi Doğu Ekspresi yapalım dediğimde yine aynı kitle ve hatta daha farklı kitleler eşlik ederlerdi. Çünkü oradaki samimiyet kendini özgü hissetme ortamıydı. Yani yargısız, kimse kimseyi yargılamıyor. Yüksek ses kahkaha attığında acaba biri benimle dalga geçer mi diye bir şey olmadığı için belki de bu kadar ön planda plana çıktı benimle ve Doğu Ekspresi'nin bütünleşmesi. Mükemmel. O zaman seyahatlerinizde kendinize özgü bir iz bıraktığınızı görüyoruz. Evet. Doğu Ekspresi Kars ve Sarıkamış. Bunların başında geliyor. Sarıkamış'ta bornoz giyerek kayak yaptığınızı görüyoruz. Sizi buna itekleyen güç neydi? Çok sıcaktı. Sarıkamış yanıyordu. Evet, -15 ve 30 arasında. Çok sıcak. Ya süper. Sema Hanım, orada aslında olay bornoz değildi. Şuydu. Anı yaşamak. Yani bütün seyahatlerimde izler var. Örnek veriyorum, Doğu Ekspresi'nde trende o kadar insan, bir vagon, 10 kompartman, ışık çok az. Hadi kamera çekeceğiz, halay çekeceğiz. Tamam, hoparlör var, kamera var, GoPro'yu yerleştiriyoruz. Işık yok, nasıl yapacağız? Bütün telefonların ışıklarını açıp işte bantla yapıştırıp, koli bandıyla yapıştırıp halay çektik biz orada. Şimdi bu da bir iz. İşte Bodrum'da ailemle yaptığım bir gezide yelkenliğe çıktık. Dedim ki burada bir fotoğraf çekilmeli. Nasıl olmalı? 14 metrelik yelken direğine çıktım mesela. Yani o 360 derece Bodrum'u aldım. Hani bu da bir iz. Neden bornoz? Sabah Sarıkamış açıyorsunuz. Mis gibi tertemiz hava. Şimdi üstünüzde de bornoz var. Hani o an kar yağıyor ve şey diyorsunuz. Hani üstümü değiştireyim de şu kara da kendime atayım değil ki. Hadi ya çıkayım diyorsunuz. Yani bornozu orada farkında bile değilsiniz aslında. Tabii aslında kayak bornozla yapılır. Kesinlikle. Elinize de bir kahve. Mis. Bu yüzden orada resmen anı yaşadım. Yani içimdeki o çocuğu durduramadım. Dedim ki Tuğçe yürü. Hadi dedim giy ayağına. Yap kayağını. Boş ver bornozu falan. Ama ben hala tekne direğinde kaldım. Evet. 14 metre. Evet, çıktım 14 metreye. Niye? Çıktım. Ya çıkarken orada herhalde şey diyorum. Burası çok aşağıda ya da burası çok normal. Buraya herkes basıyor. Hani oraya çıkan çok azdır ya da hiç yoktur ya, onu yapmalıyım işte ben, hani yapabilirim çünkü o güç bende var herhalde. Ayaklarıma çok yükleniyorum herhalde bu yüzden. Ama gerçekten muhteşem bir enerji. Teşekkürler, çok sağ olun. Muazzam bir enerji. Yemin ediyorum bu enerjiyi etrafınıza yaydığınızdan o kadar eminim ki çok 14 metre çıkamasam da herhalde
bir 1,5 metre falan çıkardım ben de. Muhteşem. Bu arada çok ciddi yükseklik korkum var. Kimse inanmıyor ama evet. Şaka. Gerçekten. Yani o noktada oraya çıktıktan sonra beni oradan aşağıya indirebilmek için ciddi bir akut ekibi gerekiyor. Ama oraya çıkmalıyım yani hani. Tabii yükseklik korkum çok ciddi var. Bungee jumping, yamaç paraşütü falan yaptım ama ciddi anlamda korkuyorum aslında yüksekten. Yani yükseklik korkusu varken bunları yapıyorsunuz. Evet, galiba orada herhalde bunu yenebileceğimi hissediyorum. Üstüne gidiyorsunuz. Çok, çok fazla. Farkınız bu mu acaba? Belki olabilir. Yani olabilir. Bence de. Peki... Okuyucularınızın ya da sizi takip edenlerin çok fazla merak ettiği şeyler vardır elbet. Bunların başlarında neler geliyor? Hayat sana güzel Tuğçe, ne geziyorsun ya? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Nasıl bu kadar çok kazanıyorsun da geziyorsun? Evet, bunlar geliyor maalesef ama... Şimdi orada şunu bilmek gerekiyor. Bu benim işim Sema Hanım. Yani ben gittiğim yerlerde beni davet ettikleri için... Gidiyorum. Evet, tanıtım, PR, bu bölgeleri nasıl güzelleştiririz, tanıtım filmlerini nasıl çekeriz dedikleri için teşekkürler, sağ olsunlar, beni ücretsiz ağırlıyorlar tabii ki. Ve ben bunların karşılığında, bu benim işim olduğu için iş yapıyorum ve bir bedel alıyorum onlardan. Hı hı. Bunun haricinde ailemle yapmış olduğum seyahatlerde bir bütçe ayırıyorum. Ben de para harcıyorum yani, harcamıyor diyeceğim. Yani, çalışıyorum. Hani, çalışıyorum. Kesinlikle. Tabii ki hayat bana güzel. Çünkü olduğum yerlere gelebilmek için çok fazla çaba harcadım. Kurumsal hayatı bırakıp kendi işimi yapmamdaki amaç, evet, seyahati seviyorum ama şimdi hafta sonları çalışmayan, sabah 8 akşam 6 çalışırken bir anda hadi kendi işimi yapayım diye başladı olay. Ben daha az çalışacağımı ümit etmiştim. Fakat ben pazar günü gece 12'de en son çekim yapıyordum. Yani şimdi her şeyin bir bedeli var. O yüzden bunun ekmeğini yediğimi düşünüyorum. Ve evet, yani bu noktada hayatın güzelliklerini de kaçırmıyorum. Tabii ki güzel ama dediğim gibi bu bütçeleri harcıyorum ben. Yani ya da... Değirmenin suyu çalışmaktan geliyor. Bravo, yani. Kesinlikle. Bu değirmenin kadar. Suyu çalışmaktan geliyor, doğru. Evet ve herkesin harcı değildir. Çok büyük bir cesaret örneği ve çok ciddi bir başarı hikayesi. Kurumsal yaşantıyı bırakıp belirsizliğe girip o belirsizliği nasıl derler ona, artıya çevirmek. Bu çok büyük bir başarı hikayesi. Çok teşekkür ederim. Bu konuda yani bunu asla saklamıyorum. Eşim ve başta olmak üzere annem çok ciddi anlamda yanımda destek oldu. Çok önemlidir. Bu yola çıkarken tek başımaydım. Ama bunu da göze alarak çıktım. İşte burada da herhalde fazla hırslıyım çalışma hayatında. Yapabileceğime inandım. Önce kendime inandım. Sağ olsun onlar da bana inandığı için herhalde bu kadar hızlı oldu her şey ve güzel oldu. Evet. Ne kadar da iyi olmuş diyoruz. Peki son olarak gezmeye yeni başlayacak olanlara ne gibi tavsiyeleriniz olur? Sosyal hayatın gelişmesiyle, maalesef ki fazla gelişmesiyle diyelim, herkes seyahat ediyor, herkes geziyor, herkes yazıyor, herkes bloggerlık yapıyor, herkes tanıtıyor bir şeyleri. Bu bayağı bir popüler oldu. Popülitesi arttı diyelim hatta, popüler oldu. Şimdi ben hani şunu şöyle yapın demeyi çok doğru bulmuyorum açıkçası. Fakat orada bazı nüanslar var ki dikkat edilmeli. Örnek veriyorum, bir seyahate çıkmadan önce gittiğiniz rota iyi araştırılmalı. Yani soğuk mu, yaz mı, kış mı, gastronomi ve kültürü nedir, ne yenilir, ne içilir? Hani hep şey deriz ya, okuyan mı daha iyi bilir, gezen mi? Hayır, okuyarak gezen daha iyi bilir. O yöreye yani her şeyi öğrenmeniz gerekir. Hani ben FBI ve CIA ajanları gibi önüme harita alırım, çizerim. Ne yapılıyor, ne ediliyor, bütçelisi ne kadar, nasıl gidiliyor? Yani ders çalışır gibi seyahat çalışıyorum ben gezilerimi yapmadan önce. Bu iş olsun ya da özel ailemle çıktığım, arkadaşlarımla çıktığım geziler olsun. Mesleki deformasyon işte. Kesinlikle katılıyorum. Çok doğru bir nokta, kesinlikle. Bu yüzden bir kere her şeyden önce belli bir bütçe ayırmalı, erken rezervasyonlar yapılmalı. Yani... Hı hı.
Aslında seyahat ederken disiplinli bir şekilde bunu planlarsak sapma payı düşük bir vaziyette çok uyguna ve konforlu bir şekilde gezebiliriz. Yani ben şuna çok inanmıyorum. Çok bedavaya gezdim. Belli bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Eğer bu işi yapmıyorsanız bedava ya da işte sponsorlu gezi gibi bir şey çok mümkün değil ne yazık ki. İlla ki o bütçeleri ayırıyorsunuz. Gittiğim yerlerde de bu şekilde oluyor hep benim. O yüzden hep araştırıyorum. Ne yapılır, ne edilir. Hani prensipli ve disiplinli bir şekilde rota planlamasını iyi yapmak gerekiyor. Yani tek tavsiye edebileceğim herhalde nacizane bu olur herkese. Çok da güzel oldu. Çünkü layıkıyla seyahat yazarlığı yapabilecek çok az insan var. Tabii ki duayenler var. Kesinlikle. Siz de kesinlikle aralarında olacaksınız. Çok Kesinlikle teşekkürler. olacaksınız. Ama çok da güzel tavsiyelerdi. Biz de çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür katılımınız ederim. için Çok ve sağ olun. büyük bir samimiyetle, o muhteşem enerjinizle tüm yaşadıklarınızı bizlerle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Keyifli bir sohbetti. Çok keyif aldık biz de. Sağ olunuz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, seyahat yazarı Sayın Tuğçe Şenbaş konuğumuz oldu. Hoşça kalın.